Hakim ne anlama gelir? Hakim nasıl olunur? Hakimlik statüsü. Birleşmiş Milletler Bangalır yargı etiğine göre hakim yargılama yetkisini kullanan atanmış kişi anlamına gelir. Hakim kamu amme görevlisidir ancak memur değildir. Zira memur idari hiyerarşiye tabidir. Oysa hakim bağımsız ve tarafsızdır. Kimseden emir ve talimat almaz. Yargı personelinin başında hakimler gelir. Hakimlerin öğrenimleri ve eğitimleri Hakimlik mesleği için temel öğrenim hukuk bilimidir. Hakimlik için öğrenim de eğitim de büyük önem taşır. Hukuk öğrenimini herhangi bir hukuk fakültesinden almış bulunmak yeterlidir. Ancak hukuk öğrenim programlarında birlik ve bütünlük önem arz ettiğinden yabancı bir hukuk fakültesini bitirenler Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden de sınava girip başarı belgeleri almaları zorunlu şarttır. Hakimlik mesleğini başarıyla yürütebilmek için hukuk öğretimi ve eğitiminin ehemmiyeti tartışmasızdır. Yargıda yargıçların öğretim eksikliğinin ve eğitim yetersizliğinin yol açtığı sıkıntılar bazen telafisi güç zararlar doğurabilir. Hakimlerin atanmaları ve göreve kabulleri, hakim olmak için gereken şartlar. Hakimlik adaylığına başvuru ve atanmak için ilgili mevzuatta belirlenen şartlar şunlardır. Türk vatandaşı olmak, hukuk fakültesi mezunu olmak, giriş sınavı tarihi itibariyle 35 yaşım doldurmamış bulunmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, askerlikle ilgili mevzuatın aradığı koşulları taşımış olmak, mesleği ülkenin her yerinde yapabilmeye sağlığı elverişli olmak, bedensel, fiziksel ve ruhsal engel hali bulunmamak, taksirli suçlar hariç, 3 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla yüz kızartıcı veya onur ve haysiyet kırıcı bir suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak, yazılı ve mülakat sınavlarında başarı göstermek, hakimlik mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamak, avukatlık mesleğinden geçişlerde en az 5 yıl kesintisiz avukatlık yapmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayı son günü itibariyle 45 yaşını doldurmamış olmak ve yapılacak yazılı ve mülakat sınavında başarılı olmak. Hakim adaylığına atanması yapılanların meslek öncesi eğitimi 2 yıldır, 4954 sayılı yasaya göre bu süre, hazırlık eğitimi, staj dönemi ve son eğitim olmak üzere 3 evreyi kapsar. Adaylık sürecindeki eğitimlerini tamamlayanların yerleri, HSYKNCA yapılacak kura ile belirlenir, atamalar müşterek kararname ile yapılır, 2802 S, yasa MD, 13. Mevcut uygulamaya göre mesleğe atamaları yapılan hakimler, doğrudan, kürsü hakimi olarak göreve başlamaktadırlar. Hakimlerin mesleğe ilk atanmaları derece tetkik hakimi unvanı ile yapılmalı ve 3 yıllık süre sonunda kürsü hakimi olarak görevlendirilmelidirler. Böyle bir uygulamanın hem kürsü hakimlerinin işini kolaylaştıracak hem de yargıya hız kazandıracaktır. Hakimlik mesleği 4 sınıfa ayrılır. Hakimler her iki yılda bir derece alırlar. Hakimlikte terfi, yükseltilme üç biçimde olur: yükselmeye layık, tercihli yükselmeye layık ve mümtazeti yükselmeye layık. HSYK, terfi işlemlerini ilgililere usulünce tebliğ eder, hakimler, yasalarla belirlenenler dışında başkaca hiçbir resmi ve özel görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar, 2802 S. Yasa MD, 48. Karı koca, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapamazlar, S. Yasa MD, 46 bölü 1. Yargıtay bütün adli mahkemeler üzerinde gözetim ve denetim hakkına sahiptir. Adalet Bakanının da yargısal görev ve yetkiler hariç olmak üzere hakimler üzerinde gözetim hakkı vardır. 2802 S Yasa MD 5. Hakimlik güvencesi ne demektir? Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler. Anayasa MD 140/2 Hakimler az dolunamaz, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk olunamazlar. Anayasa MD, 140 bölü 4, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar. Anayasa MD, 139 bölü 1, yasal istisnalar saklıdır. Anayasa MD, 139 bölü 2, 2802 S, yasa MD, 44. Hakimlerin nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylıkları ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, meslek içi eğitimleri ve diğer özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. Anayasa MD, 140 bölü 3. Hakimlerin bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları. Yargısal bağımsızlık, içtihadı birleştirme kararları hariç olmak üzere hakimlerin, yasama ve yürütme organlarının denetimleri altında olmaksızın, kanuni düzenlemelere ve evrensel hukuk ve adalet ilkelerine bağlı kalarak özgürce, tarafsızca yargısal görevlerini yapmalarıdır. Türk Anayasası, hakimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını 138. maddesinde şöyle düzenlemiştir hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Yargının ve yargıçların bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları egemenlik organları işlev uyumluluğu açısından büyük önem taşımaktadır. Yargı erki objektif, tarafsız, bağımsız ve adil biçimde işlemelidir. Sübjektif ve taraflı bir yargı düzensizliktir, adaletsizliktir ve kaostur. Bu konuda Kur'an'da şöyle bir mesaj verilir. Eğer gerçeklik ve hukuk kuralları, insanların heva ve heveslerine, sübjektif talep ve keyiflerine göre işleseydi, yer, gök ve içindekilerin düzeni ve dengesi bir anda altüst olurdu, bozulurdu. Avukat Saim İne Aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi